geldik Kanuni Sultan Süleyman Han'a. Bu toprakların, kadim Mardin topraklarının, Midyat topraklarının, Metiat yani topraklarının Osmanlı'ya sürekli katılması 1535 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde başlamıştır. O tarihten itibaren Osmanlı toprağıdır. Milli mücadele yıllarında burayı Fransızlar işgal ettiğinde, bu topraklar işgale maruz kaldığında halkı bir araya geldi. Mardin Kalesi'ne çıktı. Soba, evlerindeki soba borularını aldılar ve her birini aşağıya bakacak biçimde oraya monte ettiler. Fransızlar Mardin'e geldiği zaman evlerdeki soba borularını birer top zannetti ve buradan korktular. Ana merkezi işgal etmekten çekindiler. Arkamda bırakmış olduğumuz Kızıltepe'ye doğru yerleştiler. Burası milli mücadeleli, nasıl milli bir mücadele edilirin şeklini bize öğretti. Bu topraklar şu an arkamda görmüş olduğunuz uçsuz bucaksız topraklar. Bu topraklar 1915-1916 tarihleri arasında İngiltere ile, Fransa ile, Rusya ile, İtalya ile yapılan gizli anlaşmalara söz konusu olmuştur. Bu topraklar Sykes-Picot Antlaşması ile İngiltere ve Fransa arasında kendi aralarında bölüşme oyunlarına kurban gitmiştir. Allah aşkına ne var bu topraklarda? Bu topraklarda ne var sorusunun cevabını söyleyeyim mi? Bu topraklarda petrol var. Bu topraklarda doğal gaz var. Ve bu topraklarda petrolden çok daha kıymetli, 21. yüzyıldan sonra dünyanın en önemli madeni olacak olan bor var, bor. Bakış topraklara. Bu toprakların altı bor. İşte bu yüzden zaten güçlü, kuvvetli, kudretli bölgesine hakim, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen ve coğrafyasında söz sahibi olan büyük Türkiye istenmiyor. Bölünmeye çalışılıyor. Kendi arasında eğer bölünürse küçük parçayı yönetmek kolay diye düşünüyorlar ve gündelik vaatlerle cahiller kandırılıyor. Bu topraklar kadimdir. Bu topraklara her daim kısır, fakir, Avrupa'nın gözü önündedir. Bir dakika. Avrupa fakir mi? Avrupa inanılmaz fakir. Sömürdüğü topraklar olmasa iki günlük yemeği yok Avrupa'nın. İşte bu yüzden Amerika'sı da burada. Bu arada DAEŞ nerede söyleyeyim mi? DAEŞ şu an bizim bulunmuş olduğumuz toprakların 30 kilometre arkasında. Yani bu, ben böyle dosdoğru 30 kilometre yürürsem DAEŞ'e ulaşıyorum. Burnumun dibine kadar geldi. Tarihte yürürken tarihi bizzat yaşadığımızın farkına varalım. Halit bin Velidlerden, Harun Reşitlerden, Yavuz Sultan Selimlerden, Kanuni Sultan Süleymanlardan başlayan, Urartulardan, Sümerlerden, Asurlardan başlayan bu toprakları alma çalışması bitmedi ki. Bitmedi, devam ediyor. İlk kanın, ilk gözyaşının döküldüğü Mezopotamya maalesef bundan sonra da bu tür hadiselere şahitlik yapmaya devam edecektir. Güçlü Türkiye. Bu ülkede yaşayan bütün milletler bir araya gelecekler. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Arnavut, bu toprakların yemeğini yiyen, bu toprakların suyunu içen, bu topraklarda büyüyen ve varlığını önce Allah'a, sonra bu topraklara borçlu olan herkes bir kere bakmalı. Neden dünya bizi rahat bırakmıyor? Neden dünyanın gözü kulağı bu topraklarda? Say bu topraklar ne? Yani adı ne bu toprakların? Söylüyorum. İngiliz ukala küstah bir kadın vardır. Gertrude Bell. Arabistanlı Lawrence'in, Albay Lawrence'in de komutanıdır aynı zamanda. Gertrude Bell oturmuş İngiltere'deki evinde, masasına dünya haritasını koymuş. Dünyanın merkezine İngiltere'yi koymuş ve İngiltere'ye göre bütün dünyayı şekillendirmiş. Yakın Doğu demiş. Kime yakın? İngiltere'ye yakın. Orta Doğu demiş. Kimin ortasında? Uzak Doğu ile Yakın Doğu ortasında. Uzak Doğu demiş. Yakın Doğu, Orta Doğu, Uzak Doğu. İşte o Gertrude Bell'in Orta Doğu diye ifadelendirdiği o ukala kadının Orta Doğu diye ifadelendirdiği topraklar
bu topraklar. Ben buraya asla hayatım boyunca ders anlattığım öğrencilere de asla bu topraklar için Orta Doğu demedim, demeyeceğim. Ağzımızı alıştırmayalım. Bu toprakların kadim bir ismi vardır. Bu toprakların adı Mezopotamya'dır. İki nehrin arası. Fırat ve Dicle. Buraya hayat veren, suyu buraya taşıyan Fırat ve Dicle. Sevgili dostlar, son sözüm. Bu vatanı sevelim. Çünkü bizim bu vatandan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Çünkü minel iman hübbül vatan. Vatan sevgisi imandandır. Şimdi bizim bu heyecanımıza bölgeden bir ses geldi. Tıpkı bizim gibi bir ses ve dediler ki Ahmet abi, biz de senin gibi düşünüyoruz. Bu ülkenin doğusu batısı, kuzeyi güneyi yoktur. Tek bir Türkiye vardır ve biz onun için varız. Benim kullanmış olduğum cümlelerin üzerine bize sürpriz yapmışlar. Bölgeyi iyi bilen, coğrafyayı, sosyolojiyi, insanları iyi bilen ve insanların tam göbeğinden çıkan çocuklar. Karkamış çok programlı Anadolu Lisesi'nin çok kıymetli öğretmeni Pınar Çamyar ve onun çok sevgili öğrencileri bizim hissettiğimiz duyguları hissedercesine aynı cümleleri birebir seslendirmişler ve hatta klip yapmışlar. Bakın ne kadar güzel yapmışlar. Biz seyrettik, çok heyecanlandık. Bu klibi Pınar hocamın öğrencilerinin bu emeğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizler İstanbul'dayız. Onlar bölgenin, coğrafyanın tam göbeğindeler. Onlar Mardin'deler, onlar Diyarbakır'da, onlar Antep'te, onlar Urfa'da, onlar Mersin'de. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi bir bütün olan Türkiye'nin evlatları tam olarak aynı şeyi düşünüyorlar. Burası Türkiye ve burası bizimdir. Karkamış, kadim Karkamış ya da burada bulunan halkın tabiriyle Barak. Urartulardan Sümerlere, Hititlerden Asurlara, Babil'e, Pars'a, Sasanilere, Emevilere, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e yurtluk eden Karkamış. Gelin dostlar, buralara gelin. Ben şu an Mezopotamya'dayım. Tarih boyunca bütün insanlığın gözünü diktiği Mezopotamya. Kan, gözyaşı, ızdırap, travma, trajedi, depresyon. Bu toprakların maalesef makus kaderi olmuş. Bu saatten sonra halkımızla bir arada olursak olmayacak. Sevgili dostlar, ben buralara baktığım zaman aklıma ne geliyor? Söyleyeyim mi? Ben buraya baktığım zaman aklıma Halit bin Velid Hazretleri geliyor. Ben buraya baktığım zaman aklıma huzur ve mutluluk geliyor. Ömür boyunca 200'den fazla sefere katılıp Allah'ım benim canımı harp meydanlarında düşman kılıcıyla al diyen o kahraman Allah'ın kılıcı Seyfullah geliyor. Ben buraya baktığım zaman adaletiyle insanlığa nizam vermiş, adaletiyle Müslümanlara örnek olmuş Harun Reşit geliyor. Her ikisi de bu topraklarda at koşturdu, her ikisi de bu topraklara hakim oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.